Merhaba millet. Farklı bir giriş ama yine film muhabbeti kanalı. Tekrardan hoş geldiniz. Farklı bir diziden bahsedeceğim için farklı bir giriş yapmak istedim. Bugün Berkun Oya'nın Kuvvetli Bir Alkış dizisinden bahsedeceğiz. Koltuk altlarına falan iyi baksaydın. Burada. Beğendim ben. Yani ben Berkun Oya'nın Bir Başkadır dizisini çok beğenmiştim. Yani benim en sevdiğim dizi olabilir şöyle bir düşününce. Onun için çok bekliyordum. Fatih Artman da oynuyor. Ben onun oyunculuğu da beğeniyorum. Aslıhan Gürbüz'ün de. Cihat Süvarioğlu'nu ilk defa gördüm. Onu da çok beğendim. Cengiz Bozkurt var ve öğretmen rolünde de Berkun Oya kendi oynamış. Onun da oyunculuğunu çok beğendim. Herhalde zaten o da oyuncuymuş. Hatta bu Ali Atay'ın bir televizyon programında söylüyor. İşte ikisi de oyunculuk okuyorlar. Ama böyle videolar çekmek istiyorlar, film çekmek istiyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Birileri onların kameralarını çalıyor. İkisinde birer kamerası var. Onların kameraları çalınınca bunlar oyunculuktan devam ediyorlar. Ama sonra ikisi de yönetmen oldular. Ben Berkun Oya'nın ve Ali Atay'ın filmlerini beğeniyorum. Bu da işte farklı bir dizi olduğu için ben farklı bir giriş yapmak istedim. Biliyorsunuz beynimiz hepsini algılayabiliyor aslında. Hani bunun da yıllarca geyiği yapıldı. İşte şarkılar tersten okununca şeytani mesajlar falan veriyormuş. Bazıları da diyordu ki işte tersten dinlemiyorum ki ben, bana ne falan. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Ama beynimiz bunları toparlayıp kendisi düzgün bir mesaj haline getirebiliyor diye bir söylenti de vardı. Onun için Berkun Oya böyle bir anlatım yapıyor. Bizim biraz daha düşünmemizi istiyor. Böyle direkt anlatıp da geçebilir. Ama kendi bir stili var. Stillere saygımız var. Hadi başlayalım. Kuvvetli Bir Alkış bir insanın hayatını ta en başından. Ne kadar başından? En başından. Yani anne karnından itibaren anlatmaya başlıyor. Hatta ondan da geriye. Yani ta işte portakalda vitaminken geyiği vardır ya, oradan anlatmaya başlıyor. O çok güzel. Ben onu beğendim. Spoiler vermemeye çalışacağım. Dikkat ediyorum. Oradan başlayıp diğer hayatını da anlatıyor. En başından beri. Aslında oradan başladığını, hani biraz şey eleştirisi var burada. Sekülerlere biraz eleştiri var. Karakterlere baktığınız zaman fakir de değil. Zenginin bir altı kısmı eleştirdiği, seküler kısmı eleştirdiğini düşünüyorum ben. Bakalım siz de öyle mi düşünüyorsunuz? İzleyince göreceksiniz. Orada işte böyle çocuk yapmanın, çocuk büyütmenin böyle farklı bir planlı, programlı, işte çocuğun şeyi belli, onu belli, özel okullar, İngilizceler, yüzme kursları, keman kursları falan filan. Bunlara çok eleştirel yaklaşmış. Bunları da içinden seçebiliyoruz. Ve çok klişelerle de dalga geçmiş. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birazdan bu klişelerden bahsedeceğim. Cem Yılmaz'ın bir tweet'i vardı bu konuyla ilgili. Yani Twitter'da artık X oldu artık. Neyi var, X'i mi var diyeceğiz bilmiyorum da. İşte çok beğendiğini söyledi Cem Yılmaz. Ama acaba Netflix'e diziler ve filmler yaptığı için mi söyledi? Yoksa gerçekten beğendiği için mi söyledi? Bilmiyorum. Ama ben beğendim. Farklı bir yapım. Yani bence bu repertuarınızda olsun. Zaten 6 bölüm toplasam 1,5 saatten biraz fazla yapıyor. Yani bir film kadar çok kolayca izlenebilir. Farklı bir anlatım, farklı şeyleri var. Ama çok beğendiğim sahneler var. Mesela telefonla arama sahnesi var. Çok hoşuma gitti benim. Böyle işte karı kocanın, tam spoiler vermeyeyim, bir arıyor böyle mesela. Çok hoşuma gitti böyle. Hani acaba bir ara öyle bir şey olsa nasıl olur diye düşünmedim değil. O benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra klişeler var. Mesela bu klişeleri şimdi anlatalım. Biz hep şey deriz değil mi? Portakalda vitaminken sen şöyle böyle falan muhabbeti yaparız. Burada ona değinmiş. Çocuk daha anne karnındayken de böyle bir pesimist bir tip. Doğmak istemiyorum ben. Ben portakalda vitamin hallerimi özlüyorum. Keşke oraya dönebilsem. Vatan hasreti falan filan yapıyor. Bu da çok böyle hicivli bahsedilmiş. Yani değil mi? Ta en başından başlayarak anlatılmış. Bu çok güzel bir nokta. Anne karnını böyle bir odaya benzetmesi çok hoşuma gitti. Yani annesinin travmaları, annesinin yaşadıkları, yaşamadıkları hepsi orada. O oradan etkileniyor. Hani daha doğmadan önce. Acaba böyle mi oluyor diye Berkun Oya bir böyle soru işareti bize koymuş olabilir. Çünkü biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor orada ne yaşadığını bebeğin, hani fiziksel olarak değil de mental olarak ya da akli olarak bilmiyoruz. O böyle bir yaklaşım göstermiş. Aslında fena da değil. İşte çalışmıyor, işte zeki ama çalışmıyor. Geyiği burada çok güzel anlatılmış. Çok farklı anlatılmış. Zaten sinema dediğimiz, dizi dediğimiz şeyin farklı ve güzel olmasının sebebi nedir? Farklı anlatması. Yani çünkü herkes aynı meseleyi anlatıyor artık. İşte zombi filmleri milyon tane. İşte ne bileyim romantik komediler bir milyon tane. İşte konular zaten belli. Savaş filmleri falan. Ama senin nasıl anlattığın, nasıl farklı bize sunabildiğin önemli. Bu da bunu başarmış diye düşünüyorum. Çok bilmiş nesil muhabbeti
var. Cem Yılmaz gösterilerinde de bahsediyor. Ya işte ne biçim bir nesil bu diyor işte falan. Burada da hani böyle çok bilmiş, hani anne babaya laf eden, işte şey yapan tip. Berkun Ev burada bize terbiyesiz bunlar yani. Hani çok bilmiş, çok akıllı nesil ama yani bu da terbiyesizlik şeyini anlatıyor. Hatta öyle sahneler de var o veli toplantısında. Onu da bakarsınız. Dediğim gibi çok uzun bir dizi değil. Kısa bir dizi. İzleyebilirsiniz. Repertuarınızda olsa iyi olur. Biraz farklı düşünüp biraz acaba böyle olsaydı nasıl olurdu? Ya da böyle mi acaba dediğimiz çok sahneler var. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir de hani ben biraz yorumları okuyorum falan. Ya bu ne? Saçmalık. Başı nerede, sonu nerede gibi. Ya ben böyle anlatımı sevmiyorum. Bana direkt anlatsın. Buna da saygılıyız. Ama biliyorsunuz sanat biraz stildir. Böyle anlatmak isteyenleri de böyle bir dinleyelim bakalım ne anlatıyorlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.